barışla evet, devam özür edelim. Şaban Bey size geleceğim. Yayına gerçekten inanılmaz bir ilgi var. Burada Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı diyor ki Sayın Destici HDP Grup Başkanı varken konuşmadım diyor. Ben bunu ispatlarım, ispatlarsam görevinden istifa edecek mi diyor. Ayrıca Erkin Delikanlı bugün sizinle ilgili suç duyurusunda bulundu. Onlar benim muhatabım değil. Yok muhatabınız değil ama siz ya, şimdi terörist parti olarak üzerimden gündeme Sayın Başkan, gelmeye çalışıyorlar. Sayın Başkan Ali Babacan da sabahleyin Fox TV'de size çok sert sözlerle yüklendi. Ama ben de burada Cumhuriyet Halk Partisi... Ben şey onlar söyleyeyim. Yüklendi değil, gerçeği söylemekten geri mi duracağım? Hayır siz duracağım? Gerçeği söylemiyorsunuz. Ya, ne, kesinlikle gerçeği, gerçeği söylemiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi, Demokrat Parti'yi, Adalet Partisi'ni ve diğer partilerin tamamını terör örgütüne destek veren bir yapı olarak gösteriyorsunuz. Ben hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bir milletvekili hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir seçmeni olarak sizin bu tweetinizi şiddetle reddediyorum. Burada bunu çok açıkça söylemem lazım. 15 milyon Cumhuriyet Halk Partili halk yani Cumhuriyet Halk Partili kırdınız. 6-7 milyon İyi Partili kırdınız. Demokrat Partileri kırdınız. Adalet Partileri kırdınız. Orada Doğru Parti var. Başka partiler var. Yani siz ülkenin %48'ini getirdiniz, terörist ilan ettiniz. Hayır öyle bir şey yok. Akıl alır bir tweet değil. Ben öyle o tweetinizi şey gördüğümde acaba dedim ki Sayın Destici'nin tweetini hacklediler mi? Birinin eline mi geçti? Söyledikleriniz, orada ifade ettiklerinizde kendinizce haklılık payı olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu, İyi Parti'nin logosunu oraya koyduğunuzda o zaman işin rengi değişiyor. Siz ülkenin yarısına, tam yarısına terör sevicisi ve terör destekçisi diyorsunuz. Şimdi bak. Bu gerçekten akıl alır bir kere bak, tutum değil Sayın bak, Destici. Gerçekten değil. Barış Bey, bir kere terörle, teröristle herkes arasında net mesafe koyacak. İki, devletin, askerin terörle mücadelesini herkes destek verecek. Veriyor zaten. Ve burada herkes taraf olmak zorunda. Onda bir oluyor sıkıntı yok. Ben bak Anayasa Mahkemesi'ne de söylüyorum. Burada galiba yani asıl burada ifade etmek istediğiniz şeyi ben altını çizdim. Tabii. Diyor ki mesela terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olanların, kırmızı halılarla karşılayıp işbirliği yapanların, elebaşlarına her fırsatta selam gönderenlerin bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep oldu. Salih Müslim'e pasaport veren Cumhuriyet Halk Partisi miydi? Bir soru sorayım. Çadır mahkemesini kuran Cumhuriyet Halk Partisi miydi? Şivan Perver'le Megiri Megiri diye Diyarbakır'da Barış arkadaş ağlayan, bir şey sorabilir miyim? Aynen, Barış arkadaş o doğru muydu? Bir dakika. O efendim, yapılan açılım sürecindeki Barış'a doğru sormayan muydu yanlış mıydı? Sadece Destici'ye soruyorum. Ayrı bir tartışma. Bir dakika. Eğer yanlışsa Cumhuriyet Halk Partisi niye şu anda Dem'le beraber Sayın Destici'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu terörle yan yana getirmesini ben siyasi akılla izah edemiyorum. Bir saniye ediyorum ve kabul etmiyorum. Bir saniye Barış Bey. Buyurun efendim. Bir saniye. Buyurun. Burada bana niye tepki gösteriliyor? Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin logosunu koymuşsunuz. Bir saniye niye bana tepki gösteriyor? Terörü destekliyor diye. Arkadaşlar bir saniye terörü destekliyor değil. Diyelim. Bana diyorlar ki niye bizim logomuz HDP ile yan yana? Niye bizim logomuz Yeşil Sol'la, TİP'le, efendim işte TKP ile yan yana? Ya ben de diyorum ki siz zaten seçimde değil, beraber efendim, değil miydiniz kardeşim? İttifakta yani şimdi bunlarla beraber Sayın Destici. Ben yani bunu gösterince İttifakta mi? İttifakta Kılıçdaroğlu desteklemek ayrı bir şeydir. Orada evet, sizin bütün partileri getirip aynı kefeye koyup terörist ilan hayır etmeniz, terör destekçisi ilan var etmeniz ayrı siz bir şey. Siz art niyetlisiniz. Özgür Özel terörist mi? Art niyetlisiniz ya. Meral Akşener terörist mi? Art niyetlisiniz. Hayır efendim. Tamam, Demokrat Parti'nin tamam, genel başkanı anladık. Bir tek Allah, Ünsal terörist. Bir saniye ama bir saniye. Müsaade et anladık onu. Tamam Barış. Bir saniye. Tamam buyur. Bak ne diyorum? Ben buraya terörle iltisaklı olan ya da terör destekleyen partiler yazsam sizin dediğiniz doğru. Ben ne diyorum? 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradayız diyorum. Çok bu yanlış mı? Sayın bu Başkan doğru. Yayındayız şimdi ben sizi arayacağım. Bu doğru. Reklam arasında arayacağım. Bir şey başkan daha söyledim. Burada okumadı tamam, şimdi tamam. Barış Bey. Yılmaz Büyükerşen aradı da onun için açtım. Evet, ben terörü, mesaj yazdım. Bak terörü ve terör örgütlerini savunan. Peki. Sözde milletvekilleri var. Bunların 500'den fazla dokunulmazlık dosyası var. Mecliste oylanmıyorsa, Meclis Başkanlık Divanı'nda idare heyetinde, meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa, hatta bunlarla kuliste kahve çay içip muhabbet ediliyorsa evet, ve bu hainler de ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp meclis kürsüsünden devlete kahraman ordumuza parmak sallıyorsa mecliste bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadelede görevini yapmıyor demektirdir. Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesiyle işbirliği yapıyorsanız, onların işbirliği yaptıklarıyla ortaklık ediyorsanız
bir takım menfaatler için mutabakat metinler imzalıyor ve birkaç bakanlık koltuk için PKK'nın, TİKKO'nun, DHKPC'nin partileriyle aynı adaya oy istemişseniz bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Sayın Başkanım. Şimdi bundan niye rahatsız oldurabiliyor musun? Bakın. Çünkü ittifakın tabanlarında, yani bu partilerin tabanlarında bu ince hesaplardan dolayı da müthiş bir rahatsızlık var. Dolayısıyla asıl ben bunları ifşa etmiş oldum. Esas tepkileri, esas feveranları bunadır. Peki Sayın Başkan. Ben burada çok açık ve netim. Bakın tamam. Ben çok açık ve netim. Şaban Bey, ben, bir Ankara'ya gideceğiz. Ben, Ankara'dan bir Denizli'ne sorusu var. Ama. Bir dakika. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bir buyurun, şey buyurun. Buyurun Sayın Başkan. Ya İYİ Parti diyelim ki şimdi ayrılmış Millet İttifakı'ndan ortaya gelmiş ya da komşu bu olmuş. Tarafa yaklaşmış. Ben bundan niye rahatsızlık oluyorum? Niye İYİ Parti'ye hedef alıp? Ya da Zafer Partisi'yle, Ümit Bey'le pek çok anlaşamadığım, farklı düşündüğüm noktalar var. Ama neslinde de sağ milliyetçi bir çizgide siyaset yapıyor. Sağ mı olmak gerekiyor? Dolayısıyla yani? Da sağ mı yani olmak ben bunları hayır destici. Sağ olmak gerekmiyor. Ben sağdan soldan bunu arkadaşlar da bilir. Ben her zaman hem ilişkilerim olmuştur hem de hak kimin hakkıysa hakkı sahibine teslim etmişimdir. Bunu söylemişimdir. Burada Demokratik bir problem yok. Sol Parti'nin logosu da yok orada. Efendim? Demokratik Sol Parti'nin logosu yok hayır, orada. Ben yani sağ şunu, partiler şunu ifade etmek istiyorum. Ben ifade etmek istediğim şu. Bu burada bizim söylediğimiz şu. Ya bizim canımız yanmış. Hepimizin canı yanmış. Milletimizin canı yanmış. Şehitlerimiz geliyor. Ve hala gözümüzün içine baka baka şehit cenazesinden gidilip HDP'nin demin yetkilileriyle görüşülüyor. Pazarlık yapılıyor. Ve dolayısıyla seçim işbirliği yapılıyor. Ya arkadaş batsın seçim ya. Yani PKK'nın desteğiyle seçim kazanacaksan kazanma kardeşim ya. Şimdi Sayın Başkan. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla bunu bakın bunu ben ayırıyorum. Buradaki bu metninde ben bir Anayasa Mahkemesi'ne Sayın Başkan diyorsunuz ki 500'den fazla dokunulmazlık dosyası var. Mecliste diyorsunuz tamam. Ve gereği yapılmıyor diyorsunuz. O zaman AK Parti'nin logosunu da koyun oraya. Yani efendim, mecliste bak mecliste HDP milletvekillerinin dokunulmazlığına genel kuruluna getirip kaldırmayan AK Parti çoğunluğu değil mi? Benim cevabımı değil. Kendi söylemek istediğinizi söylüyorsunuz. Hayır ben ne alakası ki, var? Orada diyorsunuz ya. Bak diyorum ki buradaki metinde bir Anayasa Mahkemesi'ne çağrı var. Tamam. İki meclisteki bütün partilere çağrı var. Niye? İktidar çoğunluğu. Allah Allah beklemiyorsun ya. Bütün partilere çağrı var. Üç diyorum ki burada esas çağrım da PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin uzantısı olan partilerle işbirliği yapan ya da o işbirliği yapanlarla ortaklık eden yol yürüyenlere çağrım var. Ve ondan sonra da bu da önümüzde bir seçim olduğu için geçmiş seçimdeki işbirliğini gösteriyorum. Bunu biz hazırlamadık. Bu zaten Millet İttifakı'nın paylaştığı yani bir Sayın Kılıçdaroğlu şeydi. Cumhurbaşkanı seçilseydi ülkeyi bölecek miydi? Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı bir HDP ile yaptığı bir anlaşma var. Tıpkı daha sonra Zafer Partisi ile yaptığı bir mutabakat metni gibi. Bir anlaşması yok HDP ile. Ben sordum HDP'liler reddediyorlar. Kesinlikle öyle bir anlaşmamız yok. Sakık neyi açıkladı o zaman? Hayır canım ben hepsini soruyorum. Sakık'a mı güveniyorsun? Hayır Sırrı Sakık'ın Sırrı Sakık'ın açıklamasının altı boş kendisi de biliyor. Bir popülizm yaptı kendince. Ya, popülizm ne açıkladı? Hiçbir şey yok. Ben Kemal Bey'e de sordum. Bir saniye. HDP'lilere de sordum. Bir saniye. Yani sorduklarınız siz, yanlış biliyormuş demesinler. Tıpkı %2 oy alan bir partiye 3 bakanlık müsteşarlığı veriyorsunuz. %8,5 alan bir partiye hiçbir şey vermeden bir talebimiz yok dedi HDP. Ya, defalarca açıkladı. Adamın talebi hayır, siyasi mi? Abdullah Öcalan'ı özgürlük istiyor. Bir Ankara'ya gidelim. Sevgili Deniz'in de bir sorusu var. Sinan Burhan buyur. Geleceğim ben. Sorularımız evet. Hep Sayın Destici'ye olsun. Sevgili Deniz sendeyiz. Sorunu alalım. Sayın Destici tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk değerli komşum. Evet, evet bu arada Büyük Birlik Partisi'nin genel merkezi bizim TV100'ün Ankara stüdyolarının Ankara merkezimizin hemen yanı başında. Onun için komşum diyor Sayın Destici galiba değil mi? Evet evet. Evet evet kendisiyle de sık sık görüşürüz. Tabii Sayın Başkan iki sorum var. Birincisi biraz kapsamlı diğeri kısa bir soru. Şimdi tabii burada alt alta baktığımız zaman çok ciddi oy oranı olan ve Türkiye'de çok ciddi sayıda insanın oy verdiği partileri toplamışsınız burada ve açıkçası partilere laf söylüyorsunuz ama bir yandan da acaba seçmenin kalbini kırar mıyım? Önümüzdeki seçimde sonuçta muhalefetten de oy alma iddiası olan bir parti diye düşünüyorum Büyük Birlik Partisi. Ya bu noktada acaba hani oy veren partiyle seçmen arasında bir ayrım yapılamaz ve bu noktada seçmenin ciddi bir bölümünde kırarım endişeniz oldu mu tweet attıktan sonra? Bir pişmanlığınız oldu mu seçmen nezdindeki bunun yansıması açısından? Deniz Bey biz siyaseti
devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali için yapıyoruz. Önce bunlar için yapıyoruz. Dolayısıyla biz doğruları söylemekle mükellefiz. Milletimiz karar verecektir. Kim PKK ile işbirliği yapıyorsa ya da onun siyasi uzantısıyla işbirliği yapıyorsa ben buna tavır koyarım kardeşim. Kim kızacakmış, kim kızmayacakmış, kim oy verecekmiş, kim oy vermeyecekmiş diye bakmam. Ben ahirette o şehitlerin yüzüne nasıl bakacağım? O hesabı düşünerek yapıyorum siyasetimi. Dolayısıyla ben seçmen de bizi takdir ediyor şu anda. Bu saydığınız partilerin seçmenlerinden bana 3 gündür inanılmaz bir telefon geliyor. Yani destek telefonları geliyor. Siz bizimkilerin söyleyemediklerini siz söylediniz. Bizimkilerin yaptığı yanlışı siz dile getirdiniz. Yani şu anda soralım. Allah aşkına hangi partilerin tabanları yani PKK'nın siyasi partisiyle, şubesiyle ya da onların yavrularıyla işbirliği yapan bir partiyi Türkiye'de Türk milletinden kaçı destekleyecektir? Sayın Destici'ye bir... Yani dolayısıyla benim böyle bir endişem yok. Ben oy kaygısıyla siyaset yapmıyorum. Adalet. Ben vatan, millet, devlet kaygısıyla siyaset yapıyorum. Adnan Beker'in bir istifa gerekçesi vardı. Şu, hemen ikinci soruyu soruyorum. Tek tek gidelim arkadaşlar, süremiz var. Yoksa o partilerin seçmenlerinin tamamı elbette ki bizim içinde seçmen adaydı. Yalnız Deniz'in söylediğini hepsini, Sayın Başkan. Ben hepsinin de elbette ki elini sıkıyorum, görüşüyorum. İlleri ilçeleri ziyaret ettiğimde denk geldiğinde CHP ilçe bürosuna da giriyorum. MHP ilçe bürosuna da giriyorum. İYİ Parti ilçe bürosuna da giriyorum. Ama elbette ki HDP'nin ya da DEM'in ya da TİP'in bürosuna girmiyorum. Benim şehidime saygı duymayan, rahmet dilemeyen, terörü lanetlemeyen bir adama lanet olsun. O partiye de lanet olsun.